Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sorulan bir sorunun cevabını buluyoruz. Hadi bakalım. Abi canım çok sıkkın ya. Abi tek monitörüm var. Telefonumu da kamera olarak kullanıyorum. Chat'i takip edebileceğim bir tabletti, ikinci monitördü, başka bir bilgisayarım da yok. Abi chat'imi nasıl takip edeceğim? Ya nasıl yapacağım bunu? Çok yayın yapmak istiyorum ama olmuyor. İşte yani böyle durumum da müsait değil. Hani bir monitör almaya, bir tablet almaya vesaire hani durumum da yok. Nasıl yapacağız abi bunu? Abi çok kolay, çok kolay. Bir tane uygulama var, indiriyorsun, tamam mı? İndiriyorsun uygulamayı. Ana ekranında chat'i görüyorsun sağda. Oyundayken, video izlerken, herhangi bir şey yaparken. Hiç canını sıkma bu konuda. Bunu çözeceğiz. Şimdi bu hayat kurtaran uygulama nasıl kurulur? Nasıl uygulanır? Ayarları nedir? Bunların hepsini birlikte yapalım. Haydi. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tüm sorularınızı yoruma yazmayı mutlaka eksik etmeyiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılarak orada da aklınızda takılan her türlü soruyu çekinmeden sorabilirsiniz. Ben olmasam bile en az benim kadar bilgili arkadaşlarım sizlere mutlaka cevap verecektir. Lütfen takip etmeyi unutmayınız. Arkadaşlar öncelikle restream.io sitesine giriş yapıyoruz. Siteye girdiğimizde bizi bu şekilde karşılayacak. Ben bu sitenin linkini açıklama kısmında sizlere not olarak düşeceğim. Sonrasında bu sitede product kısmından chat bölümüne tıklıyoruz ve karşımıza gelen bu sayfada download for Windows kısmından uygulamayı indiriyoruz. 45 MB'lık bir uygulama aşağı yukarı 15-20 saniyede indireceğinizi umuyorum. Ben uygulamayı indirdim, setup'ını, kurulumunu da yaptım. Bu şekilde zaten masa üstünde gördüğünüz gibi yer diyor. Login kısmında eğer herhangi bir üyeliğiniz yoksa, henüz kayıt yapmamışsanız, hemen Create Account kısmından kendinize yeni bir kullanıcı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan hemen işte nickinizi, mail adresinizi ve şifrenizi yazarak profilinizi oluşturabilirsiniz. Ben hazır bir profilim var, açtım. Benim kendi standart mail adresime hemen buradan bir giriş yaptığımızda, açtığımız hesabımızla uygulama karşımıza bu şekilde gelecek. Uygulamaya ilk girdiğimizde yapmamız gereken ilk şey hesabımızı bağlamak. Bunun için yapmamız gereken şey, uygulamanın sol altında görmüş olduğunuz 000 bölümü var, şurası. Buraya bir kere tıklayarak dashboardunuza gidiyorsunuz. Dashboardunuz bu şekilde açılıyor. Ben buraya bir kanal eklemek istediğim için add channel diyorum ve buradan Twitch hesabımı bağlayacağım için Twitch'i tıklayacağım. Ama öncelikle burada gördüğünüz gibi hangi yayın sitelerini destekliyor, bunları görebilirsiniz. Bu arada bir şey diyeceğim, bilmediğim bir sürü yayın sitesi var. Bunların tabi tamamı yabancıdır muhtemelen. Biz Twitch'te yapacağımız için Twitch'e tıklıyorum, connect Twitch diyorum ve benim hesabım otomatik olarak Hangi Onur kanalımı yetkilendiriyorum buraya. Gördüğünüz gibi şu an no thanks diyorum. Şu an gördüğünüz gibi hesabımız bağlandı. Hemen aşağı kısma geldiğimizde close diyorum ve burada gördüğünüz gibi rec tarafına tıkladığımda Twitch ve buraya isterseniz YouTube, Facebook 4-5 tane hesabınızı bağlayabilir. Hepsinin chatini ayrı ayrı takip edebilirsiniz multi yayın yapıyorsanız eğer. Ben buraya Twitch'i yazdığımda gördüğünüz gibi kendi logom da çıktı. Twitch iletildi. Mesajlarımız bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunun ince ayrıntılarına, ince ayarlarına değineceğiz. Sürekli ekranda görebilmemiz için, bu şekilde ekranda bir yer kaplamaması için nasıl ayarlar yapmamız gerekiyor? Şimdi onları yapalım. Sağ alt taraftaki Settings'e tıklıyoruz. Appearance yerine girdiğimizde burada bizim ana ayarlarımız çıkıyor. Bu ana ayarlarımızda yapmamız gereken ilk şey, aşağıya geliyoruz. Always on top diyoruz. Yani her zaman en üstte ol. Yani bir oyun açıksa, herhangi bir video izliyorsak ekranın her zaman en üstünde durması için always on top diyoruz. Click Talk mode diyoruz. Bunun önemli olan kısmı şu. Mesela oyun oynuyorum. Tıkladım yanlışlıkla, pat yeri değişiyor. Bunu Click Talk mode dediğimizde hemen buradan da Got It diyoruz. Left CTRL'ye, yani CTRL'ye basılı tutup Got It diyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben bunu hiçbir şekilde oynatamıyorum. Bunu oynatabilmem için CTRL'ye basılı tutup çekmem gerekiyor. Bu da daha iyi, kompakt bir hale gelmiş oluyor. Yani yanlışlıkla çekme, oynama gibi durumlardan bizi kurtarmış oluyor. Sonrasında aşağıya geldiğimizde Background Opacity var. Şöyle kıstığımızda gördüğünüz gibi, şöyle biraz daha sola çekeyim, komple şeffaf da yapabiliyoruz. Biraz belirgin de yapabiliyoruz. Benim tercihim komple şeffaf olması olur şahsen. Mesaj Opacity de mesajların arkasındaki görünen background'dur. Ben de bu background'un hani olmaya da bilir veya çok böyle minik de olabilir. Bu şekilde tercih edilebilir. Aynı zamanda yapabileceğimiz ayarlar, Colorized Outdoor Names dediğimizde gördüğünüz gibi nickleri renklendirebiliyoruz görebilmemiz için. Aynı zamanda Compact Mode'dan daha böyle küçük bir hale getirebiliyoruz veya daha büyük bir hale getirebiliyoruz. Hani benim tercihim bu olacaktır. Bunun yerine Scale kısmından şu şekilde biraz yazıları küçültebilirim ben kendi açıma göre. Bunu tabi siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde daraltıp genişletip herhangi
herhangi bir boyuta da ekranınızda getirebilirsiniz. Şu boyut benim için gayet ideal bir boyutta. Şimdi bunu kapatıyoruz ve ben bir oyun açıyorum ve deniyoruz. Tabii oyunlarda şöyle bir şey var. Full screen oynadığınız oyunlarda ne yazık ki çıkmıyor. Oyunları borderless'ta açmanız gerekiyor. Hemen ben Battlefield açıyorum ama bunun öncesinde bir sesimi kapatayım da oyunun sesi dışarı vurup da başımız şişmesin. Oyunumuz açılsın. Sonrasında ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi oyunum açıldı. Chat'im burada gayet duruyor. CTRL'ye basılarak oyunun overlay'lerine göre chat'i istediğiniz yere koyabilirsiniz. Hiç problem yok. Ben mesela şu anki durumda mesela şöyle sol alt köşeye koyabilirim veya sağ üst köşeye koyabilirim. İşte kameramı biraz aşağıya çektiğim zaman daha güzel olacaktır. Şöyle kameramı da aşağıya çekeyim. Hatta şu settings kısmını veya şu kısımları kameramla kapatabilirim şu şekilde. Şu şekilde kameramla gayet kapatabileceğim bir durumda duruyor şu anda. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz tamamen kendi zevkinize göre. Mesela alt kısmı ben kapattım şu an kameramla. Hemen chatimize yazalım. Selamlar, merhaba. Ben şu an yan ekrandan kendi Twitch chatime yazıyorum. Gördüğünüz gibi Twitch chatinde ekranıma geliyor. Ve üzerine tıkladığım zaman da hiçbir şekilde oynamıyor. Çünkü CTRL'ye atadık. Aynı zamanda yine CTRL'ye basılı tutarak kameramı ben tekrar aşağıya alırsam daha güzel olacak. Kameramı aşağı aldım. Mesela chat'e bir şey yazmak istedim. CTRL'ye basılı tutarak type a message kısmına yazımı gayet güzel bir şekilde yazabiliyorum. Bu şekilde hiç değilse bir monitör alana kadar, bir ek bir şey, chat'i takip edebileceğiniz herhangi bir cihaz alana kadar bu uygulamayı gönül rahatlığıyla rahat rahat kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınız için de herhangi bir chat eklemenize gerek kalmayacak OBS'e. Eklediğiniz chat'i bu olarak düşünebilirsiniz. Uygulama bu şekilde. Ayarlarını biraz siz de kurcalayarak daha farklı şeyler bulabilirsiniz. Birçok kendi içerisinde de ayarları var. Bana en çok soru gelen tek ekranım var, chat'e nasıl bakacağım sorusunun cevabını da bu şekilde vermiş olayım. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine çok sorulan sorulardan birinin cevabını birlikte bulduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer çözemediğiniz başka problemleriniz varsa yine açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılarak her türlü soruyu oradan bize ulaştırabilirsiniz. Ben olmasam bile en az benim kadar bilgili arkadaşlarım sizleri mutlaka cevapsız bırakmayacaktır. Probleminizi ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz eğer yaptığım çekilişlerle ilgili hikayeler atıyorum. Instagram'dan da beni takip ederek çekilişleri kaçırmazsınız. Hafta içi full sabah 9 ve akşam 7'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayın bildirimlerimi de Instagram'dan atıyorum. Aynı zamanda Discord sunucumuza da duyuru olarak gidiyor. Hem yayınlarımızı kaçırmazsınız. Beraber eğleniriz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz, oyun oynarız. Hem de güzel, eğlenceli vakit geçiririz hep birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum kocaman sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.